Japonya'dan bahsedeceğiz Zeynep. Nitekim 2023 yılının sonundan itibaren Türkiye'de bir dönem özellikle Borsa İstanbul'da enflasyon rallisi sözcüğü kullanılıyordu. Sonra buna itirazlar geldi. Enflasyonun borsada rallisi olmaz. Bunu düzeltmek gerekir. Hatta söyleyenler bununla ilgili biz böyle şeyler söylemedik de dediler. Ama 2020'lerde başka bir rally daha yaşandı. O da Japonya. Japonya hisse senedi piyasası için Nikkei ve Kospi'ye bakacağız. Burada Zeynep ben dolar bazlı olarak açtım grafiği. Birazdan lokal para birimi yani yen bazlı da gösteririm ama iki tane Japonya hisse senedi piyasasına ilişkin önemli hisse göstergesine bakarsak 1990'ların başında finans ve ekonomi tarihine meraklı olanlar bilecektir ki Japonya'nın bugüne kadar uzanan belki de uzun dönemli krizi denir buna. Bir Japonya varlık krizi yaşanmıştı. Doğal olarak varlık krizi olduğu zaman ilk başlarda ya da bir yerlerde mutlaka bir borsalarda patlama görülür. 90'ların başında şurada görüleceği üzere dolar bazlı olarak 89 yılını geride bırakırken %10-11'ler söz konusuydu. Mayıs 19 1989'dan başlattığımızda buradan itibaren aslında uzun dönemli olarak o getirinin bu tarihten başlatılarak artıya geçtiği yalnızca bir dönem var. O da dünyanın hem krizde olduğu salgın nedeniyle hem de hisse senedi piyasalarında salgın sonrası coşkunun olduğu dönemde 2020 sonrası. Ama 2021'in sonundan 2022'yi de içine alan zaman diliminde Japonya'da da borsalar geriledi. Bizim Türkiye'de Borsa İstanbul'la ilgili konuştuğumuz konuları yaşadığımız, deneyimlediğimiz süreçte Japonya borsalarında da bir coşku oldu. Şöyle bir alıntı yapmak isterim Zeynep. Japonya Mali Krizi adlı Türkiye Bankalar Birliği'nin Nisan 2002 tarihli bir notu var. Pelin Ataman Erdönmez'in. Bunun başında da şöyle bir girizgah yapmışlar. 90'ların başında aktif balon ekonominin çöküşünü takiben mali krize neden olmuştur. 80'li yıllarda deregülasyon sürecinin hızlanması ve sermaye piyasalarının derinleşmesiyle sistemde fazla kapasite sorunu çıkmıştır. Bu gelişmeler paralelinde gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilememesi ve denetim ve risk yönetimi kontrolü eksikliğiyle bankalar zora girmiş ve sorunlar 97 yılında da sistemik krize dönüşmüştür diye uzun bir rapor. Ama girizgah aslında hem Türkiye hem de dünya için anlamlı ama herkesin aklına tabii ki şu geliyor. Böyle zorlu bir süreçte hisse senedi piyasaları nasıl rally yapar? Yen bazlı da gösterelim. Yen bazlı baktığımızda da yine zirveyi göreceğiz bu şekilde. Şurada 1989 yılı sonundaki zirveye en yakın ki reel olarak da nominal olarak da baktığımızda şu anda halen aslında artıya yani pozitif tarafa da geçememiş bir görünüm var. Peki para birimi nasıl? Japonya borsası bu kadar rally yaparken dolar bazlı ve yen bazlı göstermemizin sebebi aslında baktığımız zaman Zeynep dünyanın gelişmiş 10 büyük ekonomisinin para birimleri 2020'lere girdikten sonra dolara karşı İsviçre frangı haricinde değer kaybetmişler. İsviçre frangı %13,5 değer kazanmış. Bunun haricindeki G10 ülkelerinin tamamı değer kaybetmiş ve en çok değer kaybı da Japonya'nın da olmuş. Herhalde bu iki grafiği böyle tamamlayarak anlatmak her şeyi açıklıyor.